Şerif Ön Örgü Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün çok amaçlı olarak bayan örgülerinde kullanabileceğiniz mevsimlik bir örgü modeli göstermek istiyorum. Modelim 4 ilmekle yapılıyor. 4, 8, 12, 16 şeklinde 4 ilmeğin katlarını ayarlamalısınız. Artırmak için 4 ilmeğin katlarını eklemeniz gerekiyor. En son 2 tane kenar ilmeği ilave etmeniz gerekiyor. Ben 18 ilmeğimi şişime attım. Örgüme başlıyorum. Örgüm ilk sırasındayım, arka taraftayım. Sıra boyunca ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Örgümün ilk sırasını arka yüzden tamamladım. Şimdi ön yüzdeyim ve ikinci sıradayım. Kenar ilmeğini aldım. Burada ilk ilmeğimi düz örüyorum ama şişimden çıkartmıyorum. İlk ilmeğimi arkasındaki ilmekle birlikte bir kez düz örerek bu iki ilmeği topluyorum. Ve bu iki ilmeği tekrar çıkartmadan bu defa 3 ilmek olarak birlikte örüyorum. Ve aynı 3 ilmeği şişimden çıkartmadan 4 ilmeğimi birlikte düz örerek 1, 2, 3, 4 tane ilmek elde ettim. Bırakıyorum. Şimdi tekrar önce bir ilmek örüyorum ve şişimden çıkartmıyorum. Bu ilmeği yanındaki ilmekle birlikte örüyorum. Daha sonra bu iki ilmeği arkasındaki ilmekle tekrar örüyorum. Ve bu 3 ilmeği arkasındaki ilmekle tekrar birlikte 4 tane olarak örüyorum. Burada sayıda herhangi bir değişiklik yok. İlk ilmeği ördüm ve bu ilk ilmeği çıkartmadan 2 ilmeği birlikte örüyorum. Ve 2 ilmeği çıkartmadan bu defa 3 ilmeği birlikte örüyorum. Ve 3 ilmeği şimdiden çıkartmadan 4 ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Kenar ilmeği ile ön yüzden örgümü tamamladım. Şimdi tekrar örgümün arka tarafındayım. Sıra boyunca ilmeklerimi ters örüyorum. Bu sırayı çok sıkı sıkıya örmeyin. Ön yüzde modeli kurarken zorlanabilirsiniz. İnce angora iplerle veya yazlık iplerle her türlü kanatlı iplerle bu modeli rahatlıkla yapabilirsiniz. Sıra boyunca hepsini ters olarak ördüm. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim ve dördüncü sırasındayım. Kenar ilmeğini aldım. İlk model uyguladığım 4 ilmeğin 2 tanesini düz olarak örüyorum. Sonraki kalan 2 ilmeği bir sonraki 2 ilmekle birlikte modelimi uygulayarak örüyorum. Önce ilk ilmeğimi düz ördüm. Sonra 2 ilmeği birlikte düz ördüm. Sonra 3 ilmeği birlikte düz ördüm. Ve en son olarak da 4 ilmeği birlikte düz örüyorum. Tekrar aynı şekilde önce 1 ilmek, sonra 2 ilmek birlikte, sonra 3 ilmek birlikte ve en sonunda 4 ilmeği birlikte toplayarak örüyoruz. Son kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeği ile sıramı tamamlıyorum. Örgümün arka tarafını çevirdiğim zaman ilk başlangıçtaki işlemlere tekrar geri dönmüş oluyorum. Sıra boyunca ilmeklerimin hepsini ters olarak örüyorum.
Örgümüzün ön yüzüne geçtiğimiz zaman bir kez daha görelim. Kenar ilmeğini aldım. Önce ilk ilmeğimi düz örüyorum. Sonra ilk ilmeğimi çıkartmıyorum. Yanındaki ilmekle birlikte ikisini örüyorum. Ve bu iki ilmeği tekrar çıkartmadan yanındaki ilmekle birlikte örüyorum. 3 tane olan ilmeğimi tekrar çıkartmıyorum. Ve yanındaki ilmekle birlikte örerek 4 tane ilmek elde ediyorum. Bu modeli her defasında kaydırarak uyguluyoruz. Burada modelimizin son 2 ilmeğini diğer modelin 2 ilmeğiyle birleştirmemiz lazım. Modele şeklini veren bölüm bu kısım. Kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Biraz daha ilerlediği zaman modelimiz bu şekilde görünüyor. Bu parçayı 3,5 numaralı şiş ile ördüm. İlmekleri şişten çıkartmadan birlikte ördüğümüz için hafif kalın dokulu bir model. Bu yüzden salaş durmasını istiyorsanız kalın şiş kullanmanız gerekiyor. Burası örgümüzün arka tarafı. Bu modelin başlangıcında herhangi bir lastik kullanmadım. Hemen direkt ters örerek ön yüzde modelimi kurarak başladım. Ama başlangıç kısmının daha muntazam durmasını istiyorsanız mutlaka lastik kullanmanızı tavsiye ederim. İnce angora iplerle etol şal yapımında kullanabilirsiniz. Veya Aliza Diva gibi yazlık ince iplerle salaş yazlık bluzlar yapabilirsiniz. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.